Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgi Sarmal Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan harika bir eşitsizlik sorusunu çözeceğiz. Soru eleyici bir soru arkadaşlar. Görmesi zor olan sorulardan bir tanesi. Şöyle ki x1 küçük x2 iken fx1 küçük fx2 demek. Yani fonksiyon artan bir fonksiyondur. Fof x eşittir. X3 -2 x küp eksi 2x eksi 2 olmak üzere. fx küçük f eksi 1 x eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı nedir diye soruyor. Burası önemli arkadaşlar. Şöyle ben hemen şu biraz soruyu küçülteyim arkadaşlar. Şuraya aldım. Ve şuradan fx küçük f x demek. Ben her iki tarafına f yanaştırabilirim burada. F yanaştırırsam şuradaki f f'in tersi gider. Şöyle olmuş oldu. Fof x küçüktür x olmuş oldu. Fofix dediğimiz olay şurada verilmiş o değeri. x küp eksi 2x eksi 2 küçüktür x. x'i eşitsizliğin diğer tarafına atarsam x küp eksi 3x eksi 2 küçük 0. Bu eşitsizliği çözebilmem için köklerini bulmam lazım. Kökler de bu 2'nin çarpanları bu denklemi sağlar. x yerine 2 yazdığınızda bu denklemi sağlar. Demek ki bu x eksi 2 çarpı bir şey şeklindedir arkadaşlar. Küçüktür sıfırdır. Bu x eksi 2'ye tam bölünür. Polinom bölmesi yapabilirsiniz. Veya Horner metodunu yapabilirsiniz. Ben buradan Horner metodunu kısaca bahsedeyim size. x eşittir 2'ye tam bölündüğü için şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Buradaki eşitsizliğin buradaki fonksiyonun katsayılarını yazıyoruz. 1 x kare olmadığı için 0 yazıyoruz. x'in kat sayısı eksi 3 ve sabit sayı da eksi 2 yazıyoruz. Sonra Horner metodu şu demektir. 1'i direkt aşağı indiriyoruz ve çapraz çarpıyoruz. 2 kere 1, 2 şuranın altına 0'ın altına yazıyoruz. 2 ile 0'ı topluyoruz arkadaşlar. 2 oldu. 2 kere 2 4 oldu. 4 ile eksi 3'ü topluyoruz. 1 2 kere 1 2 buraya yazıyoruz arkadaşlar ve toplam 0 oldu. Demek ki tam bölünüyor. Buradaki bulduğumuz sayı x eksi 2 ile bölümünden elde ettiğimiz bölümün kat sayılarıdır. Yani 1 x kare artı 2 x artı 1 oldu. O zaman buradaki eşitsizliğin burayı bulduk. Hemen şuradan yazayım ben arkadaşlar. x eksi 2 çarpı burası da x kare artı 2 x artı 1 şeklinde bir eşitsizlikmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burası da x artı 1'in karesidir. Ben bunları köklerini bulursam ve tabloda gösterirsem arkadaşlar x eşittir. Burası x artı 1'in karesidir. Yani x eşittir eksi 1'de çift kök var. x eşittir 2'de normal kökü var arkadaşlar. İşaretli artı olduğu için artı eksi. Burada artı işaret değişmiyor. Eksi oluyor. Çift kökte işaret değişmiyor. Eksiyle devam ediyor arkadaşlar. Sıfırdan küçük dediği yer Burası arkadaşlar. Demek ki 2'den küçük çözüm kümesi olacak. E, X'in en büyük tam sayı değeri diyor. E, burada 2'den küçük en büyük tam sayı ne olur o zaman? 1 olmuş olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Video beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.